Sayın Bakanlarım, Şahin Bey Belediye Başkanım, kıymetli misafirlerimiz. Şahin Bey Belediyesi tarafından yaptırılan ve adını Azerbaycan Milli Kahramanı'ndan alan İbat Hüseyinli Parkımızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve hemen akabinde Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Evet, Azerbaycan Milli Kahramanımız İbat Hüseyinli'nin biyografisini arz etmek üzere, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Milli Eğitim Eski Bakanımız Sayın Mehmet Sağlam'a kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Bakanım, Azerbaycan'dan gelen çok değerli misafirlerimiz, değerli milletvekili arkadaşım, Kahraman İbat Hüseyinli, sevgili Gaziantepliler, sevgili Şahin Bey Belediye Başkanımız, hepinizi bu Kurtuluş Günü'nde, 30 Ağustos Kurtuluş Bayramımızda sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve bir kahramanın adına yapılmış olan parkın açılışında bulunmaktan da büyük bir gurur duyduğumu, şeref duyduğumu ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli misafirler, bu topraklar gerçekten kahramanların toprakları, gazilerin toprakları, adı üzerinde Gaziantep'teyiz. İbat Hüseyinli, Türk dünyasının gençlerine bir numune teşkil edecektir. Onun için İbat Hüseyinli'nin gerek geçenlerde değerli bakanımızın araştırma enstitüsünün bulunduğu sokağa Ankara'da isminin verilişinden, gerekse burada bugün bu parka isminin verilişinden büyük gurur duyuyoruz. Türk dünyasının gençlerine, Gaziantep'in kahraman evlatlarının, gazilerinin torunlarına, çocuklarına örnek olması bakımından da büyük bir anlam taşıdığını ifade etmek istiyorum. İşte bu parkın açılışı, İbat Hüseyinli'nin büyük kahramanlığının her yerde anılması, Türk dünyasının kendisine verdiği değerin her zaman zikredilmesi, geleceğin gençleri bakımından numune teşkil edecek bir Türk kahramanının onlara büyük ölçüde yol gösterici, onlara milletimizin büyük değerlerinin, kültürümüzün, değerlerimizin dünyada tanıtılması ve ülkemizde nesilden nesile yaşatılması için çok önemli bir olay olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla başta Şahin Bey Belediye Başkanımız olmak üzere Gaziantep'lerin böyle bir kahramanı bağırlarına basmasından, komşu bir şehrin, Kahramanmaraş'ın bir eski milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanı, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak büyük bir gurur duydum. Çünkü eğitim işte böyle başlar. Eğitim örnek alınarak başlar. Eğitimde örnek olmak zordur. Fetva vermek, nutuk atmak o kadar zor bir iş değil. Ama kahraman olarak örnek olmak, araştırmacı olarak örnek olmak, ülkeye hizmet eden insanlar olarak örnek olmak çok zordur. Burada bunun çok büyük örneğini teşkil eden, numunesini teşkil eden bir bakanımız var. Gerçekten bu yaşına kadar didinmiş, bu yaşına kadar hiç durmadan bütün zamanını bu millete ne yaparım, bu devlete ne yaparım,
Türk milletinin hasletleri konusunda neler verebilirim, eğitime neler verebilirim diye didinen, çalışan bir bakanımız. Dolayısıyla işte size örnek olarak kahramanlıklardan bazıları böyle. İBAT'ı bir kere daha saygıyla selamlıyorum. Kendisini Türk dünyasının bir kahraman olarak bir kere daha uzun ömürler diliyorum. Ailesiyle beraber gelecekte inşallah kendisinin örnek olacağı gençler içerisinde hayatını geçirmesini diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.